فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Öyleyse Cenab-ı Hak için endat oluşturmayın. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz bunu bilirsiniz. Bile bile bunu yapmayın. Endat ne demek? İlk Arapça lügatlardan el-ayn var. Orada şöyle anlatmış. اَنْنِدُّ مَا كَانَ مِثْلَ الشَّيْءِ يُضَادُّهُ فِي اُمُورِهِ Bir şeyin misli olan, benzeri olan, işlerinde ona karşı çıkabilecek olandır. Şimdi ne demek yani? Allah'a benzer varlıklar oluşturmayın. Allah'a benzer varlıklar oluşturmayın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği bir takım özellikler var. Burada ona çok dikkat etmek lazım. Mesela Allah-u Teala'nın sübut sıfatları var. Bir de zati sıfatları var. Mesela Cenab-ı Hak haydır. Yani diridir. E ben de diriyim. Allah-u Teala ilim sahibidir. Ben de bir takım şeyler biliyorum. Allah-u Teala işitir, ben de işitirim. Allah-u Teala görür, ben de görürüm. Allah-u Teala'nın iradesi vardır, benim de iradem vardır. Allah-u Teala konuşuyor, ben de konuşurum. Allah-u Teala yaratır, benim de bir takım yaptığım şeyler vardır. Fakat yeryüzünde her insan bilir ki kendi bilgisi, kendi görmesi, kendi işitmesi, kendi yapması bunlar Cenab-ı Hakk'ın yaptıkları yanında sıfır kalır. Bir de zaten Allah'ın verdikleriyle yapar. Ben şimdi şurada nihayet belli sınırlar dahilinde, belli şartlarda görebilirim ama Cenab-ı Hak benim görme imkanım olmayan şurada ne kadar detay varsa hepsini gayet iyi bir şekilde görür. E ben bu duvarların dışını göremem Cenab-ı Hak. Bırakın duvarların dışını, göklerde, yerde, o ikisinin arasında ne var ne yok hepsini çok detaylı olarak görür. E Allah-u Teala'nın diriliğiyle benimkisi hiçbir zaman kıyas kabul etmez. Ama şimdi tutar da birisine Cenab-ı Hakk'ın görmesi gibi görme özelliği verirseniz. Şimdi mesela şimdi bizi görüyor kim? Falanca. Nerede o? Filan şehirde. Filan şehirde oturan adam burayı nasıl görür? Naklen yayın mı var? Sen bilmezsin. İşte o var. Nereden nasıl oluyor? O görme sadece Allah'a mahsus olan görmedir. E bizi işitiyor kim? Ölmüş olan bilmem kim. Nasıl ölüyor? Nasıl işitiyor? Sen yaşayanları işittiremiyorsun, ölüleri nasıl işittiriyorsun? Sen ona ölü deme diyor. E nasıl ölü demeyeyim? Ölmüş olana ölü denmez mi? İşte diyor ki Cenab-ı Hak, siz bunu gayet iyi bilirsiniz. Bilirsiniz ki böyle bir şey olmaz. Hiçbirinizin aklına yatmaz bu. Ama yine de kendinizi buna zorlayarak inandırırsınız. Sonra da Allah'tan önce o bir takım varlıklara kul olmaya başlarsınız. Aslında o varlıklar adına birçok insanlar sizin inancınızı kullanarak, dindarlığınızı kullanarak sizi kendine kul ederler. O zaman da hürriyetinizi büsbütün kaybeder. Başkasının kulu olursunuz. İşte Allah-u Teala diyor ki, فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz bunu gayet iyi bilirsiniz. Çalıştırın kafanızı. Çalıştırın kafanızı. Şimdi Medine-i Münevvere'de bizim hacılara sohbet yapıyorum. Kaç yıl önceydi? Unuttum tabii. Şimdi hacı hanımlardan birisi demiş ki, ben bu konulardan bahsediyordum. Demiş ki, hoca işte Allah'tan başka hani hiç kimse bu şeyleri bilmez diyor ama Ben biliyorum ki benim şeyhim bir gece yatakta kaç kere sağa sola döndüğümü bilir. Allah, senin kocan bilmiyor, şeyhin nereden bilecek? Şimdi şeyh kadın yatak odasında ne arıyor, ne işi varmış? Sonra geldim buraya, şeyhine gittim o kadar. Dedim ki bak,
Siz dedim. Yani ben tabii onun böyle bir şey gayet saf olarak bilmiyorum tabii o zamana kadar bu tip işleri. Dedim ki bak, bakın. Siz sohbetlerinizde herhalde her şeyi tam açıklamıyorsunuz. Sizin müritleriniz meseleyi yanlış anlıyor. Bak işte bir bayan mürideniz Medine-i Münevvere'de aynen şunu söyledi. O şeyh birdenbire sertleşti. Hemen dedi ki Allah bildirirse bilmez mi dedi. Allah Allah. Ya dedim senin kadın yatak odasında ne işin var? Nereden bildiriyormuş Cenab-ı Hak? Şimdi bu kendisinde Allah'a ait özellik görmüyor mu? Kendisi çok iyi bilmiyor mu ki kendinde öyle bir özellik yok? Bilmiyor mu? Ama ne olacak? Kendisini ilah olarak takdim etmek için bunları söylemesi lazım. Ya da birilerinin söylemesi lazım. Ne kadar ayetler falan okuduysam baktım ki hiç dinlemeye niyet yok. Şimdi İsra suresinin 42, 43 ve 44. ayetlerini açalım. 17. sure. 85. Tamam. Şimdi insan, yani bir varlığı Cenab-ı Hakk'a benzer kıldığınız zaman onu ilah yapmış oluyorsunuz. Şimdi Şeyh Efendi benim kaç kere sağa sola döndüğümü biliyorsa artık ona kul olur adam. Ona kul olur. Cenab-ı Hakk'a kulluk ikinci plana atılır.